Bu akşamlar değerli izleyenler Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor 23. haftada konuk olduğu Kepez Spor'a 2-0 mağlup oldu. 52 Ordu Spor 3. Lig 1. grubun 23. haftasında Kepez Spor'a konuk oldu. Antalya ekibi 15. dakikada Onur Kolay'la 1-0 öne geçti. Kepes Spor'dan Yılmaz Bastravi 22. dakikada farkı 2'ye çıkarttı. İlk yarının kalan dakikalarında skor değişmedi ve 52 Ordu Spor devri arasına 2-0 yenik girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki ekip de pozisyonları değerlendiremedi. Mücadele ev sahibi Kepes Spor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Mor Beyazlar yeni teknik direktörü Bayram Toysal yönetiminde çıktığı ilk maçta mağlubiyet aldı. Ordu Spor 1967 23. haftada konuk ettiği Bursa Yıldırım Spor ile 0-0 berabere kaldı. Ordu Spor 1967 3. Lig 4. grubun 23. haftasında Bursa Yıldırım Sporu konuk etti. Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki ekip de pozisyona girdi fakat sonuçlandıramadı. Maç başladığı gibi 0-0 tamamlandı. Mor Beyazlar bu sonuçla evinde 2 puan kaybederek playoff yarışında büyük yara aldı. Temsilcimiz puanını 34'e yükseltti. Konuk ekip Bursa Yıldırım Sporsa Ordu deplasmanında hanesine 1 puan yazdırarak puanını 35'e çıkardı. Fasa Belediyesi Spor 23. haftada konuk olduğu Darıca Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etti. Fatsa Belediyespor 3. Lig 3. grubun 23. haftasında Darıca Gençler Birliği'ne konuk oldu. Karşılaşmanın 44. dakikasında Barış Sungur kırmızı kart görerek Darıca ekibini 10 kişi bıraktı. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Mücadelenin 75. dakikasında Fatsa Belediyespor'dan Hakan Aydın penaltıdan bulduğu golle takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın kalan dakikalarında skor üstünlüğünü koruyan temsilcimiz Darıca Gençler Birliği'ni mağlup etti. Mavi-siyah sarılılar yeni teknik direktörü Bekir Ozan Has yönetiminde çıktığı ilk maçta galibiyet aldı. Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyespor 24. haftada konuk etti Sport Toto'ya 3-0 mağlup oldu. Kuşgöz İzmir Vinçak Kuş Belediyesi Spor Voleybol A SK Ligi'nin 24. haftasında Spor Toto'yu konuk etti. 23. haftada Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek moral bulan temsilcimiz 24. haftada Ünye Spor Salonu'nda Ankara ekibiyle karşılaştı. Yeşil beyazlar Spor Toto karşısında istediği oyunu parkeye yansıtamadı. Temsilcimiz Ankara ekibine setlerde 3-0 yenilerek hanesine galibiyet yazdıramadı. Akkuş Belediye Spor Voleybol Aksa Sigorta Efeler Ligi'nde oynadığı 24 maçta 8 galibiyet, 16 mağlubiyet aldı. Ligde kalmayı garantileyen ordu ekibi sezonun son iki maçını oynadıktan sonra tatile çıkacak. B1 Görme Engelliler Milli Futbol Takımı Ordu'da kampa girdi. B1 görme engelliler milli futbol takımı Ordu'da kampa girdi. Milli takım Paris'te gerçekleştirilecek olan 2024 Paralimpik Olimpiyatlarında mücadele edecek. Spor Toto Altınordu Kompleksinde gerçekleştirilen antrenmanı Aile Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Ordu Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Vedat Yavuz ve birçok spor adamı ziyaret etti. Görme Engelliler milli takımımızı Ordu'da kamp yaptığını biliyorduk ve kendilerini ziyaret edip Paris Olimpiyatları öncesi bu hazırlık kampında bir kez daha Topyekün Türk milleti olarak 85 milyon olarak yüreklerimizin kendileri, kendileriyle birlikte attığını göstermek istedik. Kendilerine Sayın Bakanımızın selamlarını ilettik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak her zaman engelli vatandaşlarımız gibi engelli sporcularımızın da hizmetindeyiz, emrindeyiz. Burada kardeşlerimizin, sporcularımızın bayrağımızı gururla temsil etmek için ee, hiçbir engel tanımadıklarına bir kez daha şahitlik olmaktan çok büyük bir gurur duyduk. Göklerde en yüksek yerde dalgalandıracak başarıları bekliyoruz kendilerinden. Hepsini tek tek şimdiden e, dua ve başarı dileklerimizle desteklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sadece engelli kardeşlerimize değil bütün insanlara engellerin nasıl aşılacağı konusunda, nasıl azimli olunacağı konusunda inham verdiğinizi biliyoruz. Onun için de özellikle sizleri desteklemekten de ayrıca da memnunuz. Ve uluslararası başarılarınızın artarak devam etmesini temenni ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Burada mini takımımız e, Ağustos ayında düzenlenecek olan paralimpik oyunları yani olimpiyatlara hazırlık kampı için elimize geldiler ve e, burada bulunan sahamızda antrenmanlarını sürdürecekler. Biz e, Ordu'da ev sahipliğimizi en güzel şekilde yapacağız ve onlara en üst düzeyde imkan sağlayarak mini takımımızın buradan hazır olarak ayrılmasını sağlayacağız. Ve artık onlardan Paris'te yapılacak olan paralimpik oyunlarında başarı bekliyor olacağız. Sakatlıksız, sağlıklı, güzel bir antrenman süreci geçmesini temenni ediyorum. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.